Muhammed Bey, iyi günler. İyi günler. Öncelikle size geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Limbo şirketi olarak bir ırkçı saldırıya maruz kaldınız. Bu konuyu detaylarıyla bize anlatır mısınız? Öncelikle geçen pazar günü şantiye alanında yeni almış olduğumuz bir projede St. Stephen's Bolivia şehrinde var olan şantiye alanımızda ırkçı bir saldırıya uğradık. Gerçi fiziki olarak biz değil belki ama şantiyemiz ve şirketimiz bu saldırıya uğradı. Tabi buradan bizi asıl üzen taraf belki şirketimize karşı bu direkt olmasa bile sloganımızın Fransızca olması, Fransızca olmasası bile Flaman şehrindeki ırkçıları biraz rahatsız etti. Bunun neticesinde bariyerlerin üzerinde bulunan şirket afişlerinin üzerinde "Nous bâtissons la confiance", yani "biz güveni inşa ediyoruz" sloganımızı çizip üzerine Flamancası "bablif" anlamına gelen, Türkçesi "bablif" anlamına gelen "efendim" şeklinde soru yazdılar. Tabii asıl daha üzücü olanı afişlerimizin üzerinde gamalı haç işaretinin bulunması. Bizi asıl rahatsız eden konu bu oldu. Çünkü Avrupa sloganının tersinde ve Avrupa başkenti sınırlarının hemen yanında bu denli bir saldırının Avrupa'nın içerisinde bulunduğu aslında siyasi durumu da bir şekilde yansıtıyor. Çünkü Avrupa başkenti sınırlarında hala bu denli milyonlarca insanı katletmiş ideolojinin sembollerinin, sempatizanlarının bulunması tabii ki Avrupa adına alarm veriyor. Bizi rahatsız eden budur. Çünkü biz Türk toplumu olarak Belçika devleti içerisinde iş yapan ve bu ırkçılıktan Flaman Valon arasındaki bu ırkçılıktan bir şekilde dolaylı olarak da etkilenen insanlar oluyoruz. Bizi üzen bu insanlık adına Dünya Savaşı sonrasında yapılan bu insanlık adına insanlığa karşı yapmış bu katliamın hala sempatizanların olması. Şantiye alanında uğradığımızda karşılaştığımız bu manzara karşısında derhal afişlerimizin üzerinde bu işaretlerin bulunması sebebiyle bariyerleri sökmek zorunda kaldık. İnanıyorum, diliyorum bu tür ırkçı saldırılar son bulur. İdeoloji temelinde de son bulur. Ve daha toleranslı, daha karşılıklı, saygı, sevgi içerisinde bir dünya, bir ticari ilişki içerisinde olmuş oluruz. Diyeceklerim bu kadar. Peki efendim, tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.